Ne döküyorlar abi? Alkol dökülür mü ya? İçilir ya. Özel olarak imal ederken trik çıkan alkoller riskli olduğu için onları döküyorlar. Açılışı var bugün burada. Yıldırım Doğan kimdir? Malatya Hekimhane ilçesi Beykent köyünde 03-02-1936 yılında karlı bir kış günü dünyaya gelmiş. Adını da o gün gökyüzünde çakan şimşeklerden alarak Yıldırım adını koymuşlar. İlkokul 3. sınıfa kadar köyünden 4 ve 5. sınıfı da Adana'da astsubay olan abisinin yanından okumuş. İlkokulu bitirdikten sonra 1948 yılında Adana Beşikdüzü köy enstitüsüne imtihanla girmiştir. 1953 yılı yazında pırıl pırıl genç köy enstitüsünün fikir ve donanımlarıyla yetişen bir öğretmen olarak memleketine hizmet etmeye başlamış. Yurdun çeşitli bölgelerinde öğretmenlik yaptıktan sonra 1968 yılında Karacabey ilçesi Orta Sarıbey köyüne atanmıştır. Bugün aramızda Orta Sarıbey köyünde bulunan onun öğrencileri olan kişiler de var. 1978 yılında Bursa Merkez Davutkadı İlkokulu'na atanır. 1982 yılında emekli olur. Onu tanıyanlar bilirler ki o yaşam boyunca tüm düşüncelerinin insan odaklı ve medeniyete önem vermeye veren bir kişiye sahipti. Bu iyi niyetli yaşamında defalarca acısını da çekti. Hem siyasi yönden acı çekti, içeri atıldı düşüncelerinden dolayı, hem de yasadaki bulunan bazı üçkağıtçı kişilerin oyununa gelerek birçok defa maddi ve manevi şeylerin baskılarına da oldu. 1985 yılları arasında Öğretmenler Derneği Başkanlığı yaptı ve Eğitim Derneği'nin kuruluş başkanlığını da yürüttü. Bu görevleri yanında borç zamanında hiç yine durmadı. Sokak çocuklarının ülkeye kazandırılması için dernek kurdu, onun da başkanlığını yürüttü. Diğer bir taraftan bunları bütün yaparken zihinsel özürlü engelli çocukların da yetiştirilmesi için bir dernek kurdu. Ve hatta son ölüm kazasına kadar o derneğinde başkanlığını yürütüyordu. 27.10.2008 yılında Bursa Eğitim Geliştirme ve Destekleme Derneği'ne üye oluyor. Aynı yıl
dernekten yönetim kuruluna seçiliyor. İşte sevgili arkadaşlar, 81 yıllık bir yaşamı içerisine bu kadar çok şeyi sığdıran bu delikanlı aramızdan ayrıldı. Ayrıldı, kendisi gitti. Kendini istediği şekilden oldu. Bize Böş Dağlar da bilir, diğer dağ grupları da bilir onu. O hep dağlardan ölmek istiyordu. Hep bize diyordu, karlı bir kış günü olsun, üstüm karla örtülsün. Ben bahar geldiğinde yine uyanırım diyordu. Biz bahar geldiğinde geldik, uyanmadı. Bizi yalnız bıraktı. Şunu bilin ki o gitti ama biz onu hiçbir zaman unutmadık. Kalbimizde, içimizde Böş Dağı olarak değil, bütün dağ grupları olarak yaşıyor. Bütün insanlık olarak yaşıyor. Evet. Bayrağımızın altında bir durum abi. Bu malzeme hakkında biraz yapım hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Valla bunun grafiğini tabii bizim çocuklarımız.